2 Şubat Çarşamba Beyaz Ana Haber başlıyor. Caner Karar ben. Hoş geldiniz. Terör operasyonları tüm hızıyla sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri son dönemin en kapsamlı sınır ötesi hava harekatlarından birine imza attı. Irak ve Suriye'deki terör yuvalarına Kış Kartalı Harekatı düzenlendi. Başarıyla tamamlanan operasyonu değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnlerine girdik, kaçacak delik bulamadılar." dedi. İnlerine girdik mi? Girdik. İşte dün gece. Dün gece yine aynı şekilde 3 ayrı noktada hedefleri bombaladık ve bu hedeflerle birlikte de hepsi kendilerine kaçacak delik bile bulamadılar. İnsansız hava araçları tespit etti. Kış Kartalları hava harekatında kilit önemdeki hedeflere bomba yağdırdı. Terör örgütünün sözde yöneticilerinin toplandığı bir binada vurulan hedefler arasındaydı. Büyük çaplı bir operasyon tamamlandı. Kış Kartalı operasyonu adını koydu. Türk Silahlı Kuvvetleri son dönemin en kapsamlı sınır ötesi hava harekatlarından birine imza attı. Terör örgütünün Irak ve Suriye'deki kış yapılanmasına bir darbe daha indirildi. Teröristlerin barınakları, sığınakları, korunakları, inleri, mağaraları başlarına yıkıldı. Teröristler, ben inanıyorum ki, bir kez daha Türk Silahlı Kuvvetleri'nin nefesini bir kez daha enselerinde hissettiler. Harekatta teröristlerin üs olarak kullandığı Derik Sincar ve Karacak bölgelerindeki terör yuvaları hedef alındı. Ana unsur hava kuvvetlerimizdi. Hava kuvvetlerimizin kartalları yerde, havada kendilerine verilen görevleri büyük bir başarıyla yerine getirdiler. Kış Kartalı harekatında F-16 savaş uçaklarıyla havadan komuta kontrol uçağı AVAX dahil olmak üzere 600'ten kalkan 60'a yakın hava aracı katıldı. 80 hedef yerle bir edildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kapsamlı operasyona Ankara'da Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden komuta etti. Çok şükür kazasız belasız büyük çaplı bir operasyon tamamlandı. Başarıyla tamamlanan Kış Kartalı Harekatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gündemindeydi. Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te, Besler Deresi'nde inlerine gireceğiz dediğim zaman bununla istihza edenler vardı. İnlerine girdik mi? Girdik. İşte dün gece. Dün gece yine aynı şekilde 3 ayrı noktada hedefleri bombaladık ve bu hedeflerle birlikte de hepsi kendilerine kaçacak delik bile bulamadılar. Terörden arananlar listesinin her kategorisinden çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Kritik operasyonla ilgili detayları Bakan Akar paylaştı. İlk belirlemelere göre arkadaşlarım, bu operasyon sonunda her renkten teröristin esir geldiğinde dair istihbari bilgiler almaya başladık. Harekatta Karacak bölgesinde terör örgütünün sözde yöneticilerinin toplantı yaptığı bir binada vuruldu. Bu mücadeleyi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz ve 40 yıldan beri ülkemizin, milletimizin başına bela olan bu terör belasından ülkemizi, milletimizi kurtaracağız. Allah Mehmetçiğin yolunu açık etsin diyelim ve